Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 5. haftasındayız. Ben 5. haftaya şöyle bir tık atıyorum. Siz de ders bittikten sonra tıkınızı atın. Hangi konu işleyeceğiz? Açıortay ve kenarortay konusunu işleyeceğiz. Zevkli konulardır, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Genelde kenarortayda sıkıntılar yaşanılıyor ama sen artık eski sen değilsin. Yeni bir sistemle ders çalışıyorsun ve soruların nasıl çözüldüğünü bildiğin için kenarortayda senin için artık en kolay konulardan birisi olacak. Niye? Çünkü biz eski bilgileri kullandırmayı çok seviyoruz. Konularda da göreceksiniz zaten. Ve burada da eski bilgileri dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, ek çizimleri de burada da kullanabildiğin sürece sıkıntı yaşamayacaksın. Zaten burada bu konuları da kullanırken eski konuları da eksikleri de kapatacaksın. Ve bu şekilde her konuda bir şeyler öğrenip eski bilgilerinde daha da sağlamlaştırarak çok iyi bir şekilde yol alacaksın. Evet. Açıortay ve kenarortay toplamda 5 video olacak. Dakikaları az olacak. Eski videolar gibi olmayacak. Bundan sonra da genelde böyle olacak. Birkaç videoda böyle yarım saatin üstünü aşarız. Nasıl? Neden? Çünkü açıortay 3 video olacak. Çünkü açıortayın tanımı ve eski bilgilerden çözülebilen sorular kısmı ilk video. Sonra iç açıortay teoremi ile ilgili bir kısım ikinci video. Dış açıortay ile ilgili videoda üçüncü kısım olacak. Sonra kenarortay konusunda kenarortayın tanımı ve eski bilgileri kullandıran sorular bir video ve özellikleri de yine bir video olacak. Toplamda 5 video. Sizi çok fazla sarsmayacak. Merak etmeyin. Dakikalar az olacak. Hadi bakalım. Lafı fazla uzatmayalım. İsterseniz açıortayın ilk videosuna başlayalım. İlk olarak açıortayın tanımıyla başlıyoruz tabii ki. Açıortay daha önce de yapmıştık zaten. Bir açıyı iki eşit açı şeklinde bölen ışına biz ne diyoruz? Açıortay adını veriyoruz. Yani o doğruların açıortayı adını veriyoruz. Ve açıortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan da kollara çizilen dikmeler ne oluyormuş arkadaşlar? Birbirine eşit oluyormuş. Hocam böyle deyip geçmeyin. İspatlayın. Tabii ki ispat bizim işimiz. İspatlayalım. Yalnız sonraki bilgileri kullanacağız. 9. sınıfı biraz hatırlayın. Şu dikmeleri çizdiğim zaman bu dikmeler niye eşit? Hocam bu açılar eşit ya, alfa alfa dersek. Alfa 90'sa buraya beta dersem. Burası da beta oldu mu? Alfa 90'sa burası beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Alfa beta 90, alfa beta 90, hatta 90'ın karşısındakiler her ikisinde de aynı kenar değil mi arkadaşlar? Şu kenar. Evet, burada da 90'ın karşısı bu, burada da 90'ın karşısı bu. Demek ki 90'ın karşısındakiler de eşit olduğundan bunlar eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, alfanın karşısındaki bu kenarla, yani şöyle göstereyim. Alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Hatta betanın karşısındaki bu kenarla da buradaki üçgende betanın karşısındaki bu kenar yine birbirine eşit olmak zorunda. Heh, ispatını yaptık mı? Yaptık. Evet, açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerlerde birbirine eşit. Evet, isterseniz buraya da bir not alın arkadaşlar. Ek çizim yöntemlerinden biri daha budur. Yani biz ek çizim olarak ne gördük? Muhteşem üçlü, orttaban ve ikizkenarlığı gördük. Aynı zamanda bu da bir ek çizim yöntemidir arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Bunu rahat bir şekilde görürsünüz. Hocam açıortayın mantığını kullanayım. Kola bir dik çizim ise diğer kola da ben bir dik çizeyim deyip daha rahat bir şekilde fark edebileceğiniz bir ek çizim. Rahat bir şekilde yaparsınız. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi kola bir dik çizim ise diğer kola da siz bir dik çizin. Bunlar birbirine eşit ve ayırdıkları yerlerde birbirine eşit. Ve genelde dik üçgen soruları içerisinde çıkar arkadaşlar. Bunlar haberiniz olsun. Tamam. Evet. O zaman ek çizimlerden kaç tane öğrendik biz? Muhteşem üçlü, orttaban, ikizkenarlık. Ve bir de ne öğrendik şimdi? Açıortayda kollara çizilen dikmelerin birbirine eşit olmasını öğrendik. Haydi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Örnek 1 ne demiş? Şu bir açıortay vermiş. E hocam burada bir Pisagor yapalım. E yap. Yaptığın zaman burayı bulursun. Sakın saçma sayılar gördüğün zaman Pisagor'u yapma bile. Tamam mı? Ki zaten biz kısa yolunu da öğrettik ama burada kısa yolu bile yok zaten. E burada ne var? Açıortayı kullanmam lazım benim. Dikkat edersen açıortayda kola dik çizmiş. O zaman diğer kolada ben bir dik çizeyim. Hocam kollara çizilen dikmeler eşit 5 ise 5. Ayırtıkları yerler de eşit olacak. 19, 19. Aa hocam bunun tamamı 7. Burası 19 alamaz ki. Evet. Arkadaşım bu çizdiğin dik demek içeri düşmüyor. Nereye düşecek bu? Bak bu geniş açılıymış ki bizim dikimiz sadece dışarıya düşecek arkadaşlar. Yani şuraya düşecek. Ayırtıkları yerlerin de eşit olması için 19, 19 olması için dışarıya düşeceğini de anlayabiliriz zaten. Hocam dışarıya düşecek ve şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Yani 5 iken burası da 5. Hocam tamamı 19'sa 7'si buradaysa buraya 12 kaldı. Ve buradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? Bir dik üçgen yani Pisagor bağıntısı. Ya da 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden. X'i kaç buluruz? 13 buluruz. Özel üçgen.
Evet, örnek 1'in cevabı böylelikle 13 çıktı arkadaşım. Geldik örnek 2'ye. Şimdi soruya ilk baktığımızda bak açıortay dikkatimi çekmedi. İlk baktığımda böyle ikizkenar var, tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Evet, insanlık yapar. Ne yapar? Tabana ait yükseklik çizer. Bak şunu demiyorum. Şunun uzantısı demiyorum bak. Şu doğrusal demiyorum. Ben ikizkenarı fark ettim. İkizkenarda tabana ait yükseklik çizdim şöyle. Şu doğrusal falan da değil. Dikkat edin. Sadece buradan bir yükseklik çizdim. Şunu doğrusal kabul edemeyiz. Hocam yüksekliği çizince 8 birim 8 birim oldu. 8 ondan dolayı burası kaç oldu? 6 oldu. 6 8 10 üçgeninden. Peki ne yapacağız? Burada Pisagor mu yapacağız? 21 var, 15 var, 6 artı x var. Sakın. Çünkü niye? Arkadaşım bu doğrusal değil ki. Doğrusal olduğunu bilmiyoruz. Neyi kullanmam lazım benim? Zaten Pisagor'u yapsan açıortayı kullanmamış oluyorsun. Açıortayı kullanmadığın için de sonuç yanlış. %99.9 yanlış arkadaşım. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundasın sen. Hocam burada açıortay var. Açıortayda ne var burada? Bak kola bir dik çizilmiş. Ne yapalım? Diğer kolada biz bir dik çizersek. Bak yine bu doğrusal demiyorum arkadaşlar. Diğer kolada ben bir dik çizdim. Kollara çizilen dikmeler eşit. 6 ise 6. Ayırdıkları yerler de eşit. Bu ve bu. Yani burası 15 ise burası da kaç olacaktır? 15 olacaktır. Tamamı 21'di. Buraya 6 kaldı. Artık burada bir Pisagor bağıntısı. Hatta dik kenar, ikizkenar, dik üçgen. 6 6 ise burası da ne yapar? 6 kök 2 yapar. Yani sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? 6 kök 2 çıktı ikinci soruda. Evet, geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda da ABC bir dik üçgen. CD açıortay verilmiş. 90 derece verilmiş ve şöyle bir ifade. Hala daha kullanmayı öğrenmedik mi? Hemen şurada şuna bir ifade verelim. Bunu kullanmazsak soruya ulaşamayız. BC'ye A diyelim. Hocam AC uzunluğu da A artı 8 mi oldu? Evet. AC uzunluğu da A artı 8 oldu. Pisagor yapalım hocam. İki bilinmeyen var. Hiçbir işimize yaramaz Pisagor. Hocam açıortay, bak bir sonraki bir ders bunu anlatacağım ama açıortay deyince bir de kollar oranı, tabanlar oranı geliyor aklımıza ama ne kolda oran var ne tabanda oran var. İki bilinmeyenden bir şey çıkmayacağı da belli. O zaman farklı bir şey düşüneceğiz. Arkadaşım adam sana burada bunu dik üçgen vermiş ama çaktırmadan işte bunu açıortayda kollara çizilen dikmeleri dik üçgenin içinde de sorabiliyor. Bak aslında açıortay kola dik çizmiş burada. O zaman sen de diğer kola dik çizebilirsin. Yani açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. O zaman 4 ise burası da 4 mü? 4. Ve bunlar birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de eşitti. Yani burası A iken burası da A değil midir arkadaşlar? Evet. Tamamı A artı 8'di. Buraya da 8 kaldı. Ve Pisagor 4 8 ise burası da ne olacak? 4 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Tamam. Geldik dördüncü soruya. Örnek 4'e. Bir yüzü yeşil, öbür yüzü mavi olan dik üçgen şeklindeki karton dik kenarları hipotenüs üzerine gelecek biçimde şekil 2 ve şekil 3'teki gibi katlanıp tekrar eski haline geri getiriliyor. 6'ya 8 birim verilmiş. Öncelikle ne yapıyorduk katlamalarda? Şöyle eski haline geri getiriyorduk arkadaşlar. Şu eski haline geri getirelim. Tamam. Şuradaki 90'ı yazalım. Sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk. Burası 8. Hocam üst üste binen açılar eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Hocam buradaki açılar da birbirine eşit. Ve aslında 6 ise burası da 6 oluyor. 8 ise burası da 8 oluyor da. Bunları yazmaya gerek var mı? Soru yok yalım. Buna göre diyor katlama çizgilerinin kesim noktası. He, şu katlama çizgisi açıortay doğrusu. Bu katlama çizgisi açıortay doğrusu. Bu açıortayların kesim noktasından bahsediyor. Hiç şuralara dalmayayım isterseniz hipotenüse. Bir kere bu kere burası nedir? 6, 8, 10 üçgeninden 10. Hocam bunun katlama çizgisi bu. Bunun katlama çizgisi bu açıortay. Kesim noktası istenildiği için kesim noktasına kadar geldim. Şu açıortay ve şu açıortay demiş. Bu kesim noktasının diyor bize hipotenüse olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar. İşte bizden bu isteniyor. Yani x uzunluğu. Şimdi gençler böyle çizince bak açıortayda kola dik çizilmiş oldu. Ne yapacağız? Açıortayda kola dik çizilmişse diğer kolada sen bir dik çizeceksin. Hocam bunlar birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Hocam buradaki açıortayda da kola dik çizilmiş. Diğer kolada biz bir dik çizeceğiz arkadaşlar. Evet. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Aynen öyle. Şunlar da birbirine eşit olacak. Hocam burada ne çıktı? Bir dikdörtgen çıktı. Niye? Hocam 90 burası. 90 burası. Burası da 90. Burası da 90 olur. X ise X. X ise X olur. Hatta dikdörtgen değil. Ne çıktı? Bir kare çıktı. Hocam bunun tamamı 6'ydı. O zaman 6 eksi X kaldı. Hocam bunun tamamı 8'di. 8 eksi X kaldı. 6 eksi X ise burası da 6 eksi X. 8 eksi X ise burası da 8 eksi X oldu. Toplamda bu uzunlukta 10 verilmişti bize.
6 eksi x artı 8 eksi x eşittir 10 olduğundan, 12 eksi 2 x eşittir 14 eksi 2 x eşittir 10 olacağından, buradan 4 eşittir 2 x oldu ve x'de kaç bulduk arkadaşım? 2 bulduk. Yani sorumuzun cevabı, dördüncü sorunun cevabı da böylelikle 2 çıktı arkadaşlar. Bizden zaten bu isteniyordu, x isteniyordu, cevap 2 oldu. Geldik 5'e. 5. soruda ne demiş? Şimdi gençler, ABC bir üçgen ve şunlar dış açıortay ve dış açıortay demiş. Ne yapacağız şimdi? E hocam, açıortay kola dik çizilmiş. Kola dik çizilmişse yapacağın hamle belli. Açıortayın mantığını kullanacaksın. Hocam burada da kola çizilen dik birbirine eşittir. Yani şunlar birbirine eşit ve ayırdıkları yerler de birbirine eşit mi? Evet. Yani hemen buraya da yazalım 3'ü. E sonra şu 5'i de kullanacağım. Bak, bu da açıortayı da kullanacağım. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Burada da açıortay kola dik çizilmiş. Diğer kola yine çizilen dik birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Şöyle diktir. Bunlar birbirine eşittir ve ayırdıkları yerlerde birbirine eşittir. Dur. Arkadaşım, şimdi dur. Şimdi bu sorunun bundan sonrasını sen çöz bakayım. Nasıl çözebileceksin? Merak ediyorum. Şurayı kullan ama, tamam mı? Burayı mutlaka ama mutlaka kullan. Hadi bakalım. Çözüm yaptın mı yapmadın mı? Yoruma bekliyorum. Evet gençler, ben devam ediyorum. Arkadaşlar, tamam, bunları çizdik. Verilen bilgileri kullandık. Biz ne diyoruz her zaman? Verilen bilgileri kullan diyoruz. Neyi kullanmadın sen? 8'i kullanmadın kardeşim. Hocam 8'e baktığın zaman 8'in yanındaki 5 de dikkatini çeker. Hocam x'i de kullanmadık. X'in yanındaki 3 de dikkatini çeker. E sonra bakarsın böyle. 8, 5, x, 3. Sonra düşünürsün. Aa, ne var burada? Şekle bakarsın böyle. Artık 8'e de bakıyorsun, 5'e de bakıyorsun ya. Bak, görme işi değil. Verilenleri kullandırarak sonuca ulaşma işidir bu. E 8 var, 5 var, x var, 3 var. Hocam kollara çizilen dikmeler eşit. Burada da eşit. Aa, bak şuradan bu kola çizilen dikle bu kola çizilen dik eşit oldu. Neredeydi? Bazen öyle şey olur. Bak, kola dik çizilir, diğer kola da sen dik çizebilirsin. Yani bazen bu dikmelerden bir tanesini çizebilirsin. Bazen de kollara çizilen dikmeler olur. Açıortayı sen çizersin. Aklına ne geldi? Hani 8'e 5'e baktın, x'e 3'e baktın. O hocam, buradaki dikmeler birbirine eşit. O zaman buradan geçen ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Hani bazen de dikmeler eşit olup açıortay da çizilebiliyor arkadaşlar. O da 8'i, 5'i, x'i, 3'ü, yani kullanmadığım bilgiyi ve bulduğum bilgiyi kullanmayla sonuca ulaşabileceğim bir şeydir bu. Evet gençler, dolayısıyla bunun açıortay olduğunu fark ettik. Açıortayda kollara çizilen dikmeler eşittir ve ayırdıkları yerler birbirine eşittir. Yani burası 13 ise burası da 13 olacak. Yani x artı 3 eşittir 13 ise x de buradan 10 çıkar arkadaşlar. Yani örnek 5'in cevabında böylelikle 10 bulduk. Ve geldik iç açıortay teoremine diyeceğim ama bu ayrı bir incelenmesi gereken bir konu. Onu da bir sonraki videoya bırakıyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, açıortayın ikinci videosunda iç açıortay teoreminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.